Oyesin Şahat Akbikarminkül'den herkese selamlar arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum. Perşembeyi de bitirdik. Yarın cuma. Tatil zamanı. Herkes hafta sonu planlarını yapıyor. Bizim planımız falan yok. Biz çalışıyoruz çılgınlar gibi. Evet. Akbik merkezinin 2000 metre yukarısı, 2 kilometre yukarısında Anayola Cepheli. Çok güzel iki tane müstakil arsanın, villanın olduğu yerdeyiz arkadaşlar. Soldaki evimiz satıldı. Şu an bu taraftaki evimiz satılık. Bu açık mutfak salondu. Bu ayrı mutfaklı 3+1'imiz. 415 metrekare arsamız var. Otopark alanımız gördüğünüz gibi mevcut. Çok güzel geniş bir bahçemiz var. Hemen önümüzde yeni bir site yapılıyor. Orada da evlerimiz var. Drone görüntülerinde hafiften orada çıktı. Burayla da ilgilenirseniz benimle kontağa geçebilirsiniz. Ama biz şu an müstakil bir ev tanıtıyoruz. Size ait özel. Böyle bir ev arıyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. 415 metrekare arsa içinde 3+1 ayrı mutfaklı lüks güzel bir ev. Fiyatımızı hemen söyleyeyim. 4,5 milyon güncel fiyatı. Bugünün tarihiyle arkadaşlar. Maalesef hep diyorum kaçırıyorsunuz. Evet. Böyle fiyatlar güncelleniyor. Artık üzgünüm, yapacak bir şey yok. Biz alıştık. Vallahi umarım sizler de alışırsınız. Önceden çok böyle tuhaf geliyordu bize böyle hızlı artışlar. Ama şimdi o kadar alıştık ki yani hiç şaşırmıyoruz. Çünkü şöyle bir arsanın fiyatı da zaten olmuş 2,5 milyon, 3 milyona dayanmış. Bazı yerlerde 10 bin lira, 12 bin lira oldu metrekareler arkadaşlar. Evet. Güzel villalar bölgesindeyiz. Hemen arkamızda da böyle şahane bir site var. Site içinde oturmak isteyenlerin tabii onlara göre de çok güzel evlerimiz mevcut. Ana giriş kapımız buradan. Şöyle göstereyim. Güzel bir girişimiz var. Hemen sağ tarafta çok şık bir böyle boydan boya yukarıya kadar harika bir vestiyer yapılmış. Burada ne var arkadaşlar? Burada da güzel bir turşuluğumuz var. Bol bol buraya turşu yapın, koyun. Ayakkabılık artık neyse değerlendirin. Yazlıklarda şu sıralar böyle kışlıklar. Herkes kışlık yapıyor. Evet, kapımızı kapatalım. Dışarıda yandaki sitede inşaat devam ediyor. Hemen salonumuzdan başlayalım. Çok geniş güzel bir salonumuz var. 150 metrekare kapalı alanımız var bu evimizde. Yerlerimiz granit. Böyle çok şık. Hemen karşı televizyon ünitesi konulmuş. Harika büyüklükte bir balkon alanımız var. Brütümüz de arkadaşlar 175 metrekare. Onu da not alalım. Şurada garaj kapımız var. Hemen sağdan girdim. Karşıda Migros Jet diye bir yer açılacaktı şuraya bir yere ama herhalde şu gri yer daha açılmadı. Küçük Migros'lar oluyor ya, Migros Jet. Onlardan böyle oturtacaklar sanırım oraya. Bu evler de güzel oluyor aslında. Fena değil. Kutu gibi böyle güzel 3+1'ler. Ama her zaman müstakil candır. Bakın burada böyle. Bu da emsali. Gördüğünüz gibi. Ora 4+1'di. Açık mutfak salondu. Burada mutfak ayrılınca 3+1'e dönmüş. Bence güzel. Yaz kış yaşamak istiyorsanız çok ideal. Tavanlarda bir sürü led ışıklar var. Hemen kat kalorifer sistemlerimizi görüyorsunuz. Çekilmiş. Devam edelim. Mutfağımızı bir gezdireyim size. Ardından da yatak odalarımız. Burada şöyle bir merdiven altı değil, gerçek bir WC'miz var. Hakiki, öz hakiki WC. Şuraya hatta bence duş bile olur buraya, bu kadar yani uzun geniş. Şöyle geniş açıdan bir çıkayım. Bakın gayet büyük. Evet. Mutfağımız. Mutfağımızda bile klima sistemi çekilmiş. Mutfağımızın da kendine ait güzel bir balkonu var.
bembeyaz mutfaklar, siyah granit tezgah, beyaz fayanslar. Yeni moda bu. Mat beyaz hatta bu. Gayet de güzel olmuş. Bu neymiş? Güzel böyle granit, siyah bir granit. Evet. Açık mutfak salon olsaydı burası yatak odası olacaktı. Gayet bence mantıklı. Güzel oluyor. Ayrı mutfak olması bence hoş. Şimdi orada tabii onların da hastaları ayrı. Bazı eve eğer evinizin salonu gerçekten büyük ve genişse açık mutfak salon gerçekten de güzel oluyor bu sefer. Yalan yok. Hemen sol tarafta gene modern dizayn böyle çok şık bir Hilton banyomuz var. Şöyle devam edelim. Burada ebeveyn banyolu bir yatak odamız. Şöyle bir antre alanı gibi bir yerden geçiyorsunuz. Sağ tarafınızda gene çok modern, şık bir banyomuz var. Ebeveyn banyosu için çok yani fazlasıyla büyük bir banyo olmuş. Güzel de olmuş. Normal bir ortak kullanım banyo büyüklüğünde bir yer. Evet. Hemen bu yatak odamızdan da bu tarafa bir çıkışımız var. Bu arada alüminyum dekamik PVC'ler kullanılmış. Sinekliklerimiz şöyle akordiyon sineklik var. Burada da böyle güzel bir balkonumuz var. Bak şuradan önceden güzel böyle bir deniz manzaramız vardı. Evet şu güzel villa manzaraya inceden bir mantarı tıkamış. Yapacak bir şey yok. İstediğiniz kadar ev alın böyle illa önüne bir şey oluyor. Ancak aldığınız evin önünde inşaatlar bitmiş, manzara tamamsa, herhangi bir operasyon olmayacaksa evin önünde, demek ki artık sizin sonsuz bir deniz manzaranız var. Maalesef bu. Acı gerçekler. Adam deniz manzaralı ev alıyor. Bir geliyor evin önünde kule var. Burada da ikinci yatak odamız. Çok güzel geniş. Şurada ne olmuş? Bakalım. Bu ne diye sorarsanız bakın bu boş. Şunu kırıp çıkartıyorsunuz. Bunun içinde klimanın tesisat boruları var. Bizim ustalar şey ya. Cüneyt Arkın ya hepsi, Malkoçoğlu hepsi çok iyi biliyorlar işi. Adamlar gidip bunu çıkartacaklarını orada kapatıp geçmişler. Evet. Aradan gene ikili, sağlı, sollu. Yani deniz manzarasını kapatmak için öndeki proje elinden geleni yapmış. Eline sağlık. İki taraftan çok güzel deniz manzarası vardı. Şimdi üç köşeden kısmi deniz manzaramız var. Var mı? Var arkadaşlar. Burada da üçüncü yatak odamız. Yatak odalarının hepsi gerçekten çok geniş ve ferah. Rahat evler. Devam edelim. Aynen. 3 tane güzel çift kişilik yatak odamız, 2 tane banyomuz, birisi ebeveyn banyolu arkadaşlar ve bize ait güzel böyle bir bahçemiz. İstersek havuz da yapabiliriz. Merdivenlerimiz efsane geniş. Bayağı böyle iki kişi el ele tutuşup çıkın yani, o kadar büyük. Antreli, ayrı mutfaklı, şahane bir ev. Yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Bu güzel evimizle ilgileniyorsanız sol alt köşede numaram görünüyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'lara ihtiyacımız var. Evet,
size böyle güzel videolar çekebilmek için sizlerin desteğine illaki ihtiyacımız var. Görüşmek dileğiyle. Akbük'ten herkese selamlar, saygılar.